daha önceki videolarımızda çalıştığımız, böyle detaylı olarak da gösterdiğimiz teknikler vardı kılıçla yapılan. Tamam, kumitaçi. Kendi yapılan kumitaçi. Kumitaçi nedir hocam? Ne yaptık biz orada? Şimdi ben de televizyona çıkan profesörler gibi bir yerden bahsettim. Tamam mıydı? Neyse, tamam. Buyur. Kumitaçi, taçi kılıç demek. Yani katananın genel ismi. Kumitaçi karşılıklı çalışma. Kılıcın yolunda bir, yani kılıç yolunda çalışmaların bütününe denen isim kumitaçi. Karşılıklı iki kılıcın çalışması yani. Buradaki amaç kılıcın yolu ruhani bir yol. Olasılıklar çok. Çünkü Aikido bir savaş sanatı. Savaş sanatında da bir savaşın kapısını açtığınız zaman kaosun kapısını açıyorsunuz. Çok sayısız olasılık, sayısız teknik, sayısız şeyler, kombinasyonlar gerekiyor. O zaman yani kumitaçi o sayısız olasılığa giden böyle bir şey, temel. Temel kapılardan biri diyelim. Anladım. Yani yukarıdan gidiyor, aşağıdan gidiyor, içten gidiyor. Buna daha sonrasında yorum katılıyor. Hı hı. Yani bir şeyi gösteriyor, alfabe gibi gösteriliyor. Yani 29 harften oluşuyor alfabemiz. Ama siz bununla sayısız ansiklopedi yapabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz, şiir yazabilirsiniz. Kumitaçi de böyle bir şey. Bir kapı açıyorsun, alfabe gibi. Temel kombinasyonlar. Kılıç için Aikido'nun ölçüsüdür veya Aikido'nun ona göre hani geliştirilmiştir diyorlar sürekli. Yani kılıçtan bahsedebilir misiniz? Kılıcın stratejik öneminde. Silahsız tekniklerimizi kılıcın nasıl etkilediğinden. Evet. Şimdi modern katana denilen kılıç aslında yeni icat. 1270'li yıllarda icat edilmiş bir çelik. Oluşmasının sebebi savaşlar gerektiriyor. O zamanki işte Kubilay Han, yani Cengiz Han'ın torunu, Japonya'yı işgal etmek istiyor. Bir kılıca ihtiyaçları var. Zırhı kesecek bir kılıca ihtiyacı var. Japonlar kılıçta katlamayı biliyorlar. Çeliği oluştururken katlamayı biliyorlar. Ama su vermeyi bilmiyorlar. Su vermeyi de Malay kökenlilerden, yani Müslümanlardan öğreniyorlar. İki formun birleşimi. Katlamalı ve su verilmiş kılıç. Bizim elimizde çalıştığımız boken, yani tahta kılıç. Ama aynı saygı gösteriliyor. Aynı saygı gösteriliyor buna. Boken katana'ya göre biraz daha tehlikeli. Yani diyeceksiniz ki ya öbürü çelik kesiyor. Bu kesmiyor tahta. Ama çeliğin, yani karşılıklı antrenman esnasında yaptığı kesikler temiz kesiklerdir. Yani dikiş atarsınız kesilen yere, iyileşirsiniz. Ama boken'de hata yaparsınız kemiği parçalı kırar. Evet. Yani o yüzden aynı saygı. Tahta olması tehlikesini azaltmıyor. Azaltmıyor, arttırıyor. Tam evet. Tersi arttırıyor. Yani Aikido'nun temelinde birini yıkmak, birini öldürmek, kesmek, kırmak, bu böyle bir şey yok. Yani yola çıktığınız zaman zaten kavga etme hakkınızı kaybediyorsunuz. Sen biliyorsun, benim talebemsin. Yani her tür şiddet eğilimine karşı pasifist bir bakış açısı diyebiliriz. Diğer silahlardan bahsedelim. Boken'i tanıttık. Boken var, Joe var. Bu da Joe. Bizim sopa dediğimiz Türkçesi sopa. Ama Joe Aikido'nun içerisinde esneklik katıyor. Katana daha şeydir. Yani biri eğer bir misal vermek gerekirse katana imparator, Joe ise şeydir, generaldir, yani komutan. Daha esnektir. İkisi birlikte veriyor. Yani bu da Japon öğretisinde, yani Aikido'ya katılan, tabii o sensei Aikido'nun kurucusu gözüküyor ama binlerce yıllık bir geçmişi var. Yani her birinin. Joe daha çok rahiplerin kullandığı, yani Zen rahiplerinin kullandığı bir silah. Boken de samurayların kullandığı bir silah. Okullarda, kılıç okulları Japonlarda 850-900 tane bilinen kılıç okulu var. Her birinin ayrı ayrı formasyonları var. Çalıştıkları işte kılıç yakalama çelikleri var, zincirler var, başka şeyler var. Var var. Ama Aikido'da o sensei form kurarken Joe'yu katmış.
kendi katmış yani bokkeni. Bir de burada yok ama tanto yani tahta kılıç. Kısa. Kısa. Ya bir sürü silahın olması, bir sürü de okul var. Yani dedim ya 850-900 tane okul var. Ama Aikido'nun benzersiz yanı, belki de o sensei'den kaynaklanan bir şey bu. Birini yıkmak değil, etkisiz hale getirmek. Yani vurarak kırarak değil. Peki yani bu şekilde olması biraz onu zayıf kılmıyor mu? Yani zayıf kılmasına değil, amacı birini, yani bir an için biri size saldırdığınızı düşün. Belki o an için kötü durum. Gerçekte iyi bir insandır, iyi bir aile babasıdır. Yani biz Tanrı yerine kendimizi koyamayız. Yargı yapamayız. Zor, uzun sürede öğrenilmesinin sebebi de Aikido'nun bundan kaynaklanıyor. Yani evet, yıkmayı, birini bertaraf etmeyi biliyoruz. Ama ona zarar vermeden etkisiz hale getirmek, işte sanat bu. Yol da bu. Amacımız da bu zaten. Biraz da silahsız teknikleri anlatır mısın? Aikido'nun içerisinde, kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Bukido yani silahlı teknikler. Diğeri de Taijutsu yani beden teknikleri. Bizim daha çok Aikido'da gördüğümüz, yani Aikido yazınca internete karşımıza daha çok çıkan. Ama bu bir kuşun iki kanadı gibi. Yani biri olmadan, silahlı teknik olmadan silahsız teknik de olmuyor. Hı. Hepsi birbirine bağlı. Çünkü tekniklerin çıkış yerleri, formlarını anlamak gerekiyor. Anladığınız zaman tekniksiz tekniğe sahip oluyorsunuz. Öbür türlü şey gibi, ansiklopedi mecmuasına bakar gibi, bu da var, bu da var, bu da var dersiniz. Yani şeker kağıdına konan sinek gibi olmayın. Ben zaten talebelerim hep bunu söylüyorum. Geçmişini bilmeniz lazım. Geçmişini bildiğiniz zaman kökenini, ne işe yaradığını, niye bunun olduğunu, o zaman siz onun bir parçası oluyorsunuz. Tarihin parçası oluyorsunuz. Peki hocam, çok zor değil mi? Mesela birçok tekniği ben bir seneden fazladır çalışmama rağmen Joe'yla kendi. Vallahi ben de hala yapamıyorum hala. Yani öğrenemedim mi diyorsun? Nasıl olacak bu iş? Yapacağız. Temrin. Çince bir kelime. Tekrar. Tekrar ederek bulacağız. Şimdi savaş sanatında esas olan bir şey var. Stratejinizin doğru olması gerekiyor. Yani kılıcı kullanmanız, çok güzel savurmanız, Joe'yu hareketlendirmeniz, havalara zıplamanız, bunlar sadece taktiksel beceridir. Doğru yerde olma yolun kendisidir. Öğrenci teknikleri o kadar çok kendini kaptırıyor ki talebe. Sanki Aikido'nun o tekniği iyi yaptığınız zaman iyi bir Aikido'cu olduğunu sanıyorsun. Halbuki bir yumruktan daha hızlı kendinizi koruyamazsınız. Ya da size gelen bir nesneden ya da size saldıran bir şeyden. Anlık bir şeydir o çünkü. Bunun tek bir yolu var. Doğru yerde olmanızdır. Ya da bir yerde olmamanızdır. Ya da orada olmamanızdır. Yani iki araba çarpışıyor. Siz arasında kalırsınız. Yani kim vurdu ya mı diyorlar. Başka bir şey diyorlar ama. Ya da kaza. Orada olmamanız gerekiyor. Yani savaş sanatının temeli, başı, sonu stratejidir. Strategemden gelir. Kılıç ustası demektir zaten. Yani o da yine kılıca çıkıyor. Yani. Yine kılıca çıkıyor. Evet. Çünkü öncesi, yani kılıcın Aikido'ya katkısı şu. Doğru yerde olmayı size gösteriyor. Doğru yerde doğru şekilde durmayı görüyor. Öğretiyor. Kılıç öğretiyor aslında. Burada siz... aslında bir şey, hayat felsefesi de çıkıyor, öyle mi? Zaten temel amacımız o değil mi? Şimdi o sensin... Yani her alan, hayatın her alanında uygulanabilecek. Şimdi size değer katan şey, içinde biriktirdiğiniz kültürdür. Size yani size değer arttıran, level arttıran şey bu. O sensei Sokoku Takata'dan Aikido tekniklerin çoğunu öğreniyor. Ama ben onun yanında aydınlandım demiyor. Oyasumi de Gochi'nin yanında öğreniyor. Yani bir Zen rahibinin yanında öğreniyor. Orada kendini buluyor. Her şey bir arayış. Kendinizi bulmak. Aikido da böyle bir, yani sihirli bir şey yok. Aikido'yu öğrendin, Aikido'ya başladın, hayatın bütün anlamını, felsefesini kazanacaksın diye bir şey yok. Böyle bir şey değil. Aikido'ya başlayan bunu yapacak diye bir şey yok. Veya herkes, hayır, Aikido yapmalı diye de bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayatını başka yerlerde kazanabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani 1900'lü yılların başında yaşayan bir felsefeci, daha doğrusu psikiyatrist, diyor ki bütün edinimi çekiç olan çevresindeki her şeyi çivi olarak gör. Hayatınızı anlam, Japonlar buna şey söylüyor. At gözüyle bakarsan sadece önünü görürsün. Hayatı görmezsin. Yaşam farkındalık üzerine kurulu. Aikido yapmışsınız, kendo yapabilirsiniz, boks yapabilirsiniz. Ne bileyim, handball oynayabilir ya da buzda
Yani buzokyu olabilir, başka bir şey, ne olursa olsun. Önemli değil yaptığın sporun. Hiçbir şey olmaz, sadece koşarsınız, yürürsünüz. Bu da bir şey. Ama farkında olmak. O zaman hayatı anlıyorsunuz. Yani gerçekte bu sadece arayış. Sadece araç. Aikido da böyle bir araç, amaç değil. Yani sizi daha iyi yapmaz. Eğer zihninizi açmazsanız, insanlara bakmazsanız, empati kuramazsanız, çevrenizdeki her şeyi çivi olarak görürsünüz. Kazanılan şey de budur, yani hiçbir şey kazanamazsınız. Talebe o kadar tekniklerin üzerine yoğunlaşıyor ki, ve çok teknik var, haklı. Haklılar yani. Ben de karıştırıyorum. Ben de biliyorum demiyorum zaten. Ben de öğreniyorum. Hayat böyle bir şey. Öğrenirken üretiyorum. Bilmiyor musunuz? Ben de bilmiyorum tabii. Öğrenirken öğretiyorum. Öğretip öğreniyorum. Hayat bu zaten. Daha bilmek, daha şey olmak, evrakka gibi bir şey değil bu. Bir anda kalktım, ben aydınlandım değil. Yaşamın kendisi bu. O sensei bir süreç yaşamış. Yani bu adam 20'li yaşlarda Aikido'yu buldum. Ah budur dememiş ki. Bu roman değil. Bu bitmeyen bir dizi gibi. Devam ediyor. Öğreniyor, öğretiyor, farklı bir şey görüyor. Şimdi her talebede farklı bir kişilik, her talebede ayrı bir karakter var. Nasıl ben biliyorum diyebilirim ki? Ahmetciğim, senin yapınla diğer arkadaşların yapısı aynı değil. Herkesin gösterdiği tepki aynı değil. Öğreniyorum, böyle öğreniyorum. Bakıyorum, görüyorum. Görmeye çalışıyorum. Amaç bu. Anladım. Tamam mı? Peki, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bana geçmez. Teşekkür ederim.